daha önemli bir sorumluluk var. Türkiye için de geçerli. İktidar yerelden geçiyor. Biz de yerelde almış olduğumuz bu bayrağı, yerelde almış olduğumuz iktidarı genele taşımak için çok güzel çalışmalar yapmamız gerekir. Yeni nesil belediyecilik dediğimiz katılımcı, çoğulcu, hesap verebilir, şeffaf, halka dokunan, insanı hizmetin odağına koyan bir siyaset anlayışı benimseyerek Bolu'nun tüm sorunlarını çözmek ve Bolu'nun geleceğine, Bolu'ların umutla bakmasını sağlamamız gerekir. Kazanmak bir o kadar zor ama kazandıktan sonra da o başarıyı devam ettirmek yine aynı derecede zor. Onun için aslında seçim bitti, yeniden çalışma zamanı başladı. İkinci vurgulamak istediğim, Bolu'ya dün akşam geldim. Dün akşam Bolu Ticaret Odası'nın, Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir etkinliğine katıldım. İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü verildi rahmetli Ahmet Kahraman'a. Ahmet Bey'le de beraber çalışma imkanına sahip olmuştum. Bugünkü başkan arkadaşımız Türker Bey'le de beraber çalışma imkanına sahip oldum. Tabi orada vakıf vardı, vakıfın mütevelli heyeti üyeleri ve 92 yaşındaki Ahmet amca, Ahmet Baysal. Şunu ifade etmek isterim. Gerçekten Bolu örneği sadece Türkiye'de değil, dünyada yok. Ben hasbelkader dünyayı gezmiş bir insan olarak ya da dünyanın birçok yerini görmüş bir insan olarak böyle bir örnek görmedim. Ve bunu her gittiğim yerde de anlatıyorum. Bir insan düşünün, bir fani bundan 19 yıl önce hayatını kaybediyor. Fakat 19 yıldır Bolu'da nereye bakarsak eserleriyle onu yaşatıyoruz. O yaşıyor aslında. Ve aslında Bolu'ların kalbinde yaşıyor. Gerçekten İzzet Baysal örneği inanılmaz bir örnek. Yani bunu konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. İnanılmaz bir örnek. Sadece Türkiye değil, dünya çapında bir örnek. Ama bir o kadar da, bazen Bolu'lar olarak kendi kendimizi eleştiriyoruz ama bir o kadar da Bolu'ların İzzet Baba'ya göstermiş oldukları şükran, minnet, gerçekten bu da takdire şayan. Yani bunu hiçbir ilde hayırseverini veya bir büyüğünü bu kadar güzel almıyor, bu kadar saygı göstermiyor ve bu kadar onunla bütünleşmiyor. Gerçekten ben bütün Bolu'ları kutluyorum. Bence sadece Türkiye değil, dünyaya örnek bir vefa sergiliyorlar. Ve tabii İzzet Baysal'a da buradan bir kez daha rahmet diliyoruz ve mekanı cennet olsun. Allah da vakfın başkanı olan Ahmet amcaya sağlıklı uzun ömür versin. O da hakikaten amcasının vermiş olduğu vasiyeti, emaneti inanılmaz bir mücadele ederek bunu koruyor ve geleceğe doğru taşıyor. Yani böyle bir başlangıç yapmış olduktan sonra bir kere yani Bolulu olmak ve Bolu'yu dışarıda temsil etmek gerçekten bir onur. Yani onu ifade etmek isterim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak Bolu'da yapılan siyaseti de hem gelip buradaki çalışmalara katkı sunmak hem de buradaki çalışmaları dışarıya taşımak ve dışarıya anlatmak benim için bir görev. Ben her zaman Bolu ilimizin de bu konuda her zaman hazır bir askeriyim, bir neferiyim ve bundan sonra hayatım boyunca da bu hem Bolu ile ilgili hem Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili çalışmalarıma devam edeceğim. Gündem tabii yani sıcak gündemimiz Bolu'ya bahar geldi. Biraz evvel de söyledik. Yerel seçimlerde Türkiye'de önemli değişiklikler oldu. Yani Türkiye açısından gerçekten bir iktidar değişimine sahne oldu Türkiye. Hemen hemen Cumhuriyet Halk Partisi olarak 6 büyükşehir belediyemiz vardı. 12'ye çıktı İstanbul'la beraber. 7 il belediyemiz vardı. 11'e çıktı. Ve nüfusun hemen hemen İstanbul'la beraber %50'si. Yine ihracat yapan illerin %75'i ve orta gelir seviyesinde olan illere baktığımız zaman ilk 10 ilin 8'i Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere geçmiş oldu. Bu anlamda yani Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten sosyoekonomik olarak en önemli kitleyi bugün yönetme ve onlara hizmet verme imkanına sahip olacak. Bu bir anlamda önemli. Yani yerel seçimler aslında Türkiye'ye bir ölçüde
bir denge getirdi. Bolu'ya bahar geldi. İnşallah Tanju Bey'in güzel hizmetlerini belediye mesulümüzle beraber göreceğiz, destekleyeceğiz. Gerektiği zaman uyaracağız. Ve dediğim gibi mükemmel bir Bolu yerel yönetim anlayışını hep beraber inşallah inşa edeceğiz. Fakat İstanbul'la ilgili maalesef İstanbul'a bahar gelemedi. Aslında İstanbul'a bahar gelmişti. Seçim kazanıldı. Birçok şekilde işte soldan saydılar, sağdan saydılar, yukarıdan aşağıdan. Ama 36 gün sonra çaldıkları minareye kılıf uydurdular ve tam hukuksuzlukla bir Yüksek Seçim Kurulu'na karar aldırdılar. Bu kara leke, yani bu demokrasiye ve bağımsız, tarafsız yargıya sürülmüş olan bu kara leke kolay kolay Türkiye Cumhuriyeti'nin maalesef üstünden kolay kolay çıkmayacak bir leke oldu. Yani demokrasimize vurulmuş olan gerçekten çok büyük bir leke oldu. Aslında mülkün temeli çöktü. Yani bu kararla beraber. Burada özellikle bu beni şaşırtmadığını ifade etmek isterim. Yani ben böyle bir sonucu açıkçası zaten ihtimal dahilindeydi ama bekliyordum. Bunu bekleme nedeni olarak da yani çok ileriye gitmeden, çok böyle geçmişe gitmeden 7 Haziran 2015 yılına bir bakalım. Yani 7 Haziran 2015'te iktidardan düştü AKP. Allem etti, kallem etti. Türkiye'yi erken seçime götürdü. İkinci olarak 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Büyük bir algı operasyonu yapıldı. Türkiye'nin her yerinde bombalar patladı. Ve AKP işte o algı propagandasıyla tekrar iktidara geldi, hükümeti kurdu. Daha önemlisi 1 Kasım 2015'i hatırlayalım. Cumhurbaşkanı normal şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefete hükümeti kurma yetkisi vermesi gerekiyordu. Fakat bu hakkımızı gasp etti. Ve daha süre olmasına rağmen 5 günlük bir süre vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu vermedi. Yani yine bir tam hukuksuzluk uyguladı. Çok yakın bir zamanda 16 Nisan'da hep beraber yaşadık. Daha seçim devam ederken, sandıklar, insanlar oy kullanırken saat 4'e çeyrek kala yine Yüksek Seçim Kurulu, oradaki Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler, milletvekilleri, eski milletvekilleri şimdi orada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni temsil ediyorlar. Ve orada işte 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli kılma kararı aldılar. Daha seçim yani devam ederken kuralları değiştiriyorlar. Ve 1,5 o milyon oy farkıyla da zaten Atalan Üsküdar'ı geçti diye kendisi bir açıklama yaptı. Yani aslında dediğim gibi bugün 31 Mart seçimleri sonrasında 36 gün sonra mazbatayı bizden geri çalmaları, geri almaları beni gerçekten şaşırtmadı. Aslında malumun ilanı yani Binali Yıldırım 36 gün boyunca konuşmadı. Sonra çıktı ilk konuşması çaldılar dedi. Aslında herhalde kendi partisiyle bir gönül ayrılığı yaşadı. O seçim sürecinde de ortalıklarda yoktu. Bu 36 günde de yoktu. Herhalde çaldılar derken bir itirafta bulunuyor. Yani birileri çaldı doğru ama çalan kendileri. Ve dün yine Binali Bey bir açıklama yaptı. Yani talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Büyük şehirlerde arıza çıktı demiş dünkü açıklamada. Yani büyük şehirde İstanbul'la ilgili fikrini sordukları zaman büyük şehirde küçük bir arıza çıktı diye bir açıklama yapıyor. Aslında 16 milyon İstanbullu seçmenle bu bir dalga geçme gibi. Ben de inanıyorum ki İstanbullu seçmen, 16 milyon seçmen kendisine 23 Haziran'da kendisinin bu arızalı anlayışına gereken dersi verecek ve bence bir daha Binali Yıldırım hiç konuşamayacak, siyaseten emekliye ayrılacak. Bu çerçevede birkaç hususu, yani bu oldu bittiye getirildiğini vurguladıktan sonra ve şu anda da işte Binali Yıldırım gibi Cumhurbaşkanı veya ya da AKP'nin genel başkanı değil, MHP'nin genel başkanı sürekli olarak baskıya, hakarete, yani o ayrıştırıcı dile devam ediyorlar. Ve işi öyle boyutlara getiriyorlar ki Sayın Genel Başkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dahi bunu gündeme getirme cüretinde bulunuyorlar. Gerçekten aslında
Türkiye rejimin değiştiğini bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yani aslında 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleri sonucunda rejim değişti. Türkiye'ye demokratör denilen otoriter faşist bir rejim geldi. İşte bu da zaten rejimin, bu faşist rejimin, otoriter rejimin aslında sonuçları. Şimdi burada birkaç noktaya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, yani bu YSK'nın aldığı kararda tam hukuksuzluk konusunda en ufak bir şüphe yok. Yani bunu uzun uzun anlatmaya çalışmıyorum. Zaten biliyorsunuz, buradaki alınan karar 1950'den itibaren YSK'nın bugüne kadar almış olduğu tüm kararlarda, tüm yazılı hukuk metinlerinde veya içtihatlarda olmayan bir karar. Ve aslında YSK öyle büyük bir hata yaptı ki Türkiye'de var olduğunu düşündüğümüz 1950'den itibaren sandık seçim namusuna gölge düşürdü. Yani artık sandık ve seçim namusu güvenliği konusunda toplumda büyük bir şüphe uyanacak ve haklı da toplum. Biz çünkü hep anlattık, sandıklara sahip çıkın dediler. İşte bu seçimde İstanbul'da sandıklara sahip çıkıldı. Islak imzalı tutanaklar toplanmıyor dedi seçmen. İşte bu seçimde ıslak imzalı tutanaklar da toplanıldı. Seçim kazanıldı. Her şey çok net. Fakat kazanılan seçim çalındı, geri alındı. Şimdi işin hukuksal boyutunun dışında işin usul olarak bir kere ciddi bir sorun var. O da bugün de Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili itiraz dilekçesini vereceğini düşünüyorum. Vermeli, vermiyorsa. Anayasa ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 7062 yasasına göre usul olarak da bir aykırılık var. O da asil ve yedek üye uygulamaları ile ilgili. Yani her türlü anayasada, her türlü yasalarda, her türlü tüzükte ve şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun uygulamalarında, sandık uygulamalarında, il ilçe uygulamalarında her yerde asil ve yedek üyeler ayrımı var. Zaman zaman asil ve yedek üyeler bir arada toplanabilirler ama karar alma sürecinde sadece asil üyeler karar alır. Bundan evvelki araştırdık, sanıyorum Ali Em'di, bundan evvelki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Onun döneminde bizim o zamanki gözlemcilerimiz de bütün kararların sadece yine yedeklerin katıldıklarını söylüyorlar. Fakat oy vermeye gelindiği zaman sadece 7 asil üyenin oy verdiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu biraz evvel de söylediğim gibi anayasaya ve yasalara bir aykırılık söz konusu. Asil ve yedek üye uygulamaları yasaya aykırı ve bu çerçeveden usul olarak baktığımız zaman alınan karar geçersiz olması gerekiyor, yok hükmünde olması gerekiyor. Bir kere bunun vurgulanması lazım. Yani bunun peşine düşünülmesi lazım. Zaman zaman sosyal medyada bazı siyasetçiler bunu peşine düşüyorlar veya bunu gündeme getiriyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, genel merkezin, parti yönetiminin, üst yönetiminin bu konunun üzerinde durması lazım. Yani hukuksuzluk varsa hukuksuzluktur. Daha evvel uygulanmış, böyle uygulanmış, böyle uygulanmamış, işte 2014'ten beri zaten böyle karar alınıyor. O zaman orada da hata yapılmış. Yani orada hata yapıldı diye biz hukuku yok sayamayız. Dolayısıyla şu anda biraz evvel de söyledim, sandık, ilçe ve il seçim kurullarından asil üyeler gelmemişse ancak o zaman yedek üyelerle toplantı, onların toplantıya katılıp katılmaması ve oy kullanılmaları imkanı oluyor. Burada da hem 7 kişi geliyor hem 4 asil yedek üye geliyor. Katılabilirler ama 4 kişi oy kullanamaz. Unutmayalım, eğer 4 yedek üye oy kullanmasaydı 4'e 3 İstanbul Büyükşehir seçimleri geçerliydi. Dolayısıyla burada büyük bir şaibe var. Bunun mutlaka hem basının hem de muhalefet bloğunun bunun peşinde olması gerekiyor. Bununla ilgili size dağıtacağım bir basın açıklamasında 5 soru var. Yani bu 5 soruyu Yüksek Seçim Kurulu'na soruyoruz. Bu 5 soruyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu zaten cevap verdiği noktada o zaman zaten kendi yaptıkları usulsüzlüğü ortaya koymuş olacaklar. Bunun altını çiziyorum. İkinci konu, bence şu soruyu sormamız lazım. Biz yeni bir seçime gidiyoruz. Evet. Ve bu seçimde de inanıyoruz ki çok daha büyük bir farkla kazanacağız. Evet, görüyorum. Yani bunu Türkiye'nin 80 ilinden birçok gönüllü, sadece Cumhuriyet Halk Partili değil ama
hakka, adalete, hukuka inanan, demokrasiye inanan, özgürlüklere inanan, cumhuriyete inanan, laik demokratik sosyal hukuk devleti normlarına inanan herkes bu İstanbul'a gelip bu çalışmalara katkı sunacak. Bunu görüyorum. Fakat şu, mesele şu, zaten kazanmıştık. Yani biz neyin seçimini yapıyoruz? Zaten kazanmıştık. Bir daha kazandığımız zaman bize tekrardan elimizden mazbata gaspı yapılmayacağının garantisi nedir? Şimdi şu sorun şu, yani birileri, bu ister Cumhurbaşkanlığı makamında oturan AKP Genel Başkanı olsun, ister işte Cumhur İttifakı olsun, ister YSK olsun, bizim bir kez daha kazandığımız vakit bu seçimlerin geçerli kılınacağı ve bize hakkımızın gasp edilmeyeceğinin garantisini vermeleri lazım. Şöyle sorabilirsiniz, nasıl garanti verilir? O onların meselesi. Şu anda toplum biraz evvel de ifade ettiğim gibi artık seçim ve sandık namusu gölge düştü dedim. İnsanların artık seçime, sandığa, YSK'ya güveni kalmadı. Bu güveni tesis etmeleri gerekir. Bu garantiyi topluma ve ana muhalefete ve muhalefet bloğuna vermeleri gerekir. Bir kere yani bunun da bir kere daha altını çizmek istiyorum özellikle. Yani 23 Haziran Ekrem İmamoğlu farklı kazanınca İstanbul'u Yüksek Seçim Kurulu tekrar teslim etmezse ne olacak? Veya bunun garantisini vermeleri lazım. Şimdi bir üçüncü mesele de kendimize dönüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim 23 Haziran'da bunlar yine oldu bittiye getirip bugün yaptıkları gibi kazandığımız seçimi bize vermezlerse biz ne yapacağız? Yani ne demek istiyorum? 7 Haziran 2015 seçimlerinde işte hükümeti kurma yetkisi anayasal bir bize yetki iken, yani anayasal bir bizim hakkımızken Cumhurbaşkanlığında oturan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bu hakkı bize teslim etmedi. Gasp etti. Peki biz ses çıkarmadık. 16 Nisan referandumu sonucunda saat 4'e çeyrek kala bir karar değiştirdi. Biz o atı alan Üsküdar'a geçtirdi. Yine biz gerektiği kadar ses çıkarmadık. Şu anda belki gerekli sesi çıkarsaydık o zamanlar ve yine gerekli hazırlıkları yapsaydık 31 Mart seçimlerinde İstanbul'daki hak gaspı olmayabilirdi. Şimdi buradan ders çıkartmamız lazım. Öz eleştiri yapmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhalefet bloğu olarak bizim ola ki 23 Haziran'da, yani daha doğrusu bizim biz kazanacağımıza büyük bir farkla inanıyoruz. Ya tekrardan bize bu seçimleri kazandığımız halde vermezlerse ne yapacağız? Bununla ilgili B, C, D planları yapılmak zorunda. Asimetrik mücadele şartları planlanmak zorunda. Çünkü demin de ifade ettiğimiz gibi karşımızda normal sıradan bir hukuk devleti yok. Türkiye'de gerçekten otoriter ve bir faşist anlayış, yani dediğim dedik, ben ne dersem o olur, ben yasa anayasa tanımam diyen bir anlayış var. Dolayısıyla bizim bu konuda mutlaka hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani şimdiden bunlarla ilgili her türlü asimetrik mücadele şartlarını oluşturmamız, planlamamız gerekiyor. Onun dışında şöyle tamamlamak istiyorum. Yani Türkiye'nin çok sorunları var. 3 ay kaybediyoruz. Bu çok büyük bir kayıp. Ve bu 3 ay yani çözülmesi gereken çok sorunlar var. Yine hepiniz biliyorsunuz, yani ekonomi hakikaten dibin dibi yapmış durumda. Döviz sürekli artıyor. Bakın sadece 29 Mart, yani 31 Mart seçimlerinden önce döviz 5.30 liraydı. Dolar 5.30 liraydı. Şu anda 6.25'lere vurdu. Bunun bedelini halk ödüyor. Yani buradaki bir kuruşluk artış aslında ülke olarak dış borcumuzun 4,5 milyar lira artmasına sebep oluyor. Eski parayla 4,5 katrilyon. Sadece bir kuruş. Düşünün ki bir ayda bizim bu istikrarsızlık, bu belirsizlik, bu kaos 5,30 olan doları 6,25'e çıkartmış, daha da devam edecek. Yani gerçekten ekonomi olarak, dış politika olarak, ulusal güvenlik olarak, Doğu Akdeniz, efendim işte S-400'ler, Suriye, PYD, PKK çok 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 önemli sorunlarımız var.
Suriyeli sığınmacı 5 milyona çok çok ciddi sorunlarımız var. Yani bunlarla uğraşılması gerekirken Türkiye'ye Ankara'da oturması gerekenler, bu sorunlara çözüm üretmesi gerekenler şimdi kalktılar diyorlar ki biz karar diye İstanbul'a kuracağız. Türkiye kaybediyor. Hakikaten bir kere bunu vurgulamamız gerekiyor. Türkiye gerçekten krizden kaosa sürükleniyor. Bir de tabii şunu da vurgulayalım. Yaklaşık 25 yıldır yerel iktidarda AKP, işte en azından İstanbul'da ve Ankara'da her ikisinde de değişti. 17 yıldır da genel iktidarda. Şunu çok net görüyoruz ki bu seçimlerde de bunu gördük. AKP'nin topluma söyleyecek sözü kalmamış. Ve gerçekten yeni kadro üretemiyor. Bakın işte Binali Yıldırım örneği bunun en basit örneği. Yeni kadro üretemiyor, yeni politika koyamıyor, yeni proje ortaya koyamıyor. Ve kendi içerisinde aslında bir çürüme var ve parçalanma var. Bunları da göz ardı etmememiz lazım. Yani artık AKP aslında her şeye rağmen, her türlü baskıya rağmen, her türlü otoriter anlayışa rağmen aslında sözün bittiği, sorun başlangıcında olduğu bir noktada. Ben yine son söz olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin kurtuluşunun ben 23 Haziran'da İstanbul'dan başlayacak olduğuna inanıyorum. Halk 23 Haziran'da gerçekten İstanbul'da 16 milyon ve Türkiye gerçekten okkalı bir tokat atmaya hazırlanıyor. Bütün 80 ilden toplumun her türlü kesiminden bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe karşı büyük bir tepki olmuş durumda. Hep şunu söylüyoruz, ona inanıyoruz. Daha iyi bir Türkiye mümkün. Buna yürekten inanıyoruz. Bunun yolu Atatürk'ün bize bırakmış olduğu manevi miras, akıl ve bilim. Bu ortak aklın ve bilimin ışığında ben her şey çok güzel olacak diyorum.